Akşamlar, nasılsınız? Teşekkür ederim. Mutluyuz. Sağ olun. Eşim Umut, anne Necat Bey. Hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Neslihan. Naz. Memnun oldum. Umut. Sevgili dostlarım, benim için kalabalık önünde bir şeyler söyleyebilmek gerçekten kolay değil. O yüzden merak etmeyin, fazla uzun bir konuşma olmayacak. Uzun konuşmalar sıkar beni her şeyden önce. Beni tanıyanlar bilir. Doğum günü kutlamak gerçekten bana göre bir şey değil. Ama benim için bu gece özel ve önemli bir gece olacak. Senin oğlun olduğum için çok şanslıyım baba. Bu hayatta pek çok kimsenin sahip olamayacağı birçok şey verdin bana. Ama belki de öğrettiğin en değerli şey ne olursa olsun hayallerinden vazgeçmemek oldu. Kimsenin inanmadığı bir hayalin peşinden gece gündüz nasıl koştuğunu ve bugünkü durumuna getirdiğini senden az dinlemedim. Ben de kendi doğum günümde kendime bir hediye vermeye karar verdim. Bu güzel haberi sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Benim de sana bir hediyem var. Doğum günü kutlu olsun. Oğlum, kalkmamız lazım. Ya uyumak istiyorum da. Ama anneciğim lütfen. Hadi işe geç kalıyorum ben. Hayır. O zaman benden günah gitti. Ben de gıdıklamaya başlarım. Bir, iki, iki buçuk. Ya, tamam tamam kalkıyorum. Aferin benim oğluma. Hadi. Hadi kalk güzel oğlum benim. Yüzünü yıka. Hoppa. Çok uykum var. Niye her sabah ben de kalkmak zorundayım? Ne yapalım oğlum? Evde tek başına mı kalacağım? Kalırım.
Sabah sabah bunu almak için ortadan kayboldun değil mi? Tahmin etmeliydim. Hadi hadi gel de dolaşalım. Ben böyleyim sağ ol. Hadi Ayhan. Adam gibi kullanacaksın ama. Merak etme. Beyefendi erkenden kalkmış, kendi istediği şeyleri yapmış. Ya İtalya'ya gelmişiz. Müsaadenle biraz da benim istediğim şeyleri yapalım. Ne dersin? Hadi Neşat. The active ingredient that has been used during the cure of this illness. The agent that we used for reducing the negative effect on children's kidney functions to acceptable limits has been effective with 70% ratio on animal testings. At the moment, the work for founding and acquiring all needed legal permissions for human testings is in progress. By that, we hope to minimize the negative effect of the high fever on children. Ateşin mi var senin? Hadi aç bakayım ağzını, ye şunu. Canım istemiyor. Ama oğlum işe geç kalıyorum, çıkmam lazım. Sonra Esma teyzenin evinde öğlen olmadan acıktım diyormuşsun ama. Esma teyzenin yemeklerini hiç sevmiyorum. Çok kötü kokuyor. Ne ayıp şey, sakın Esma teyzenin yanında söyleme. Çok üzülür kadın. Kokuyor ama. Hadi kan, aç şunu bitir. Hadi bakalım, hadi. Aa, hadi. Ağzımı yıkamayacak mıyım? Başka zaman ben yalvarırım, yıkamazsın. Bugün yıkayacağım tuttu. Hadi kalk gidiyoruz. Anne unutuyoruz ama. Neyi unutuyoruz oğlum? Balığı. Görüyor musun ne kadar büyük bir haksızlık. Sen evde tek başına kalabiliyorsun. Ama ben kalamıyorum. Hadi bakalım. Bu yemek kitabımı koydun mu? Evet. Arabalarımı? Evet. Zıp zıpa. Evet her şeyini koydum merak etme hadi oğlum. Anne benim tuvaletim geldi. Oğlum yarım saattir evdeyiz. Neden yapmadın? Esma teyzene kadar tutamaz mısın? Hadi gideceğim. Şişt. Nasıldı? Çok iyiydin. Gerçekten. Gerçekten mi? Çok iyiydi. Naz bak ne diyeceğim. Heh. Bizim başhekim Naz'ı ikna etmeden gelme dedi. Seviyorum kendisini. Sevgilerimi ilet lütfen. Ama imkansız. Ay ne inatmış senin ikisi de. Ne yapayım çocuklarıma bırakamam. Hem zaten tezimi yazıyorum hala bitmedi ki. Bizde de yazarsın tezini. Tezimi yazarım ama o çocukların bana ihtiyacı var İrem. İyi. Ne güzel birlikte çalışacaktık. Kızma hemen be. Hem sen ne yapıyorsun bugün? Gelsene benimle. Ekibe sözüm var. Birlikte bir şeyler yiyeceğiz. Sen ne yapacaksın? Ben önce git üstümü değiştireceğim. Sonra bizimkileri bir şeyler alırım, biraz dolaşırım diye düşündüm. Okey, alanda görüşeceğiz artık. Tamam, gidiyorum ben, geç kalmayayım. Hı. Görüşürüz canım, tamam, bay bay. Please, I want to buy this. Thank you. Alo, Umut'cum nasılsın? İyi hayatım ya, nasıl olayım? Haberler sende. Ben de çok iyiyim. Biraz sonra gideceğim havaalanına doğru. Canım. Grazie. Thank you. Sana şahane bir haberim var aşkım. Bir saniye Umut, bir saniye. Hayatında ilk defa böyle bir kapıdan geçiyorsun değil mi? Umut inanmayacaksın. Üç Türk döner kapıya sıkıştık İtalya'da. Yok artık. Bekle.
Şaka gibi. Excuse me. How can I help you? I'm looking for a book, Toys for Boys. Yes, it should be here. I remember we only had one left, but I'm afraid it was just sold. I'm sorry. Just sold, huh? Yes. Look at that. Ya hadi gidelim oğlum, acıktım ya. Can I look at this, please? Sure, of course. Oha, fiyatına bak. Please. Ya oğlum, bir kaleme bu kadar para verilir mi ya? Verirsin valla. Ayancığım medeniyet yazıyla başlamıştır biliyorsun. Evet, şimdi öğrendim. Şu senin arabalarla ilgili aradığın kitap vardı ya. Ben buldum onu burada. Hadi canım. Almadın değil mi? Bana bak. Kızım pahalıdır o kitap, alma sakın ha. Canım bir de ne diyeceğim? Annen kolay da Gökçe'ye ne alayım bilemedim. Yardım etsene bana biraz. Ama ne bileyim işte, sen daha iyi anlarsın o işlerden. Kıyafet falan herhalde. Tamam, bulurum ben bir şeyler. Uçağa binmeden arayacağım seni. Umut, ben seni çok özledim. Ben de seni özledim hayatım. Ben de seni özledim. Hadi dikkat et kendine, öpüyorum seni. Bye bye. Umut, erkencisin. Abi bir şeye takıldı kafam. Onunla uğraştım ya. Sabahlamadın burada değil mi? Sabahladım valla. Karnını açtır o zaman. Ha. Nerede bizim serseri? Abi güya çırağımız var. Bir günden bir güne de gelsin, bizden önce şu dükkanı açsın. Lütfen ya. Ne yaptın abi ağırlık işine? Ne yapacağım abi? Bir şey yapamadım. Ne yapacağım işte? Yani motoru arkaya koyuyorum, denge problemi çıkıyor. Olduğu gibi bırakıyorum, yakıt problemi. Yok, çözemiyorum abi. Ben kendimi kandırıyorum herhalde. Kafayı yiyeceğim ya. Kardeşim Kenan aradı. Ne yapacaksınız? Girecek misiniz işe diyor. Girmeyeceğiz abi. Girmeyeceğiz. Biz, bu adam niye yapıştı bize böyle sürük gibi ya? Girmiyoruz kardeşim. Tanımadığımız etmediğimiz adam. Tek dinsiz herif. Neredesin lan sen? Buradayım usta. İsmet'ciğim, burada olduğunu görüyorum şu an. Bu saate kadar neredesin diyorum. Cevap versene oğlum ustana. Gülüyor bir de, görüyor musun? Gülüyor, hı yapıyor. Ya İsmet, beni delirtme abicim ya. Bu kılık kıyafet nedir lan, soytarayı? Bir gözlüğü falan çıkart. Usta yapma ya. Benim felsefem bu. Ben de kendimi böyle ifade ediyorum. İsmet, şuradan kriko koluyla felsefene bir dalış yaparım. Senin ne olduğunu anlamazsın. Tamam, yani. Tamam. Senin karnın aç. Bak elin ayağın titriyor. Kan şekerin düşmüş. Ben gideyim bir börek simit bir şeyler alayım da canımızı kurtaralım ya. Umut usta, sana da alıyorum. Sana zahmet olmasın. Gel buraya gel. Gel, para almayacak mısın? Aşk olsun usta. Bir seferde benden olsun, ne olacak ya? Hemen geliyorum ben. Hemen gel. Aman hemen gel. Allah'ım ya Rabbim, kesin altından bir şey çıkacak biliyorsun. Tabii canım, tabii ki yani. Anne, anne. Hanımefendi. İyi misiniz? Kaan. Anne, neden gitmiyoruz? Gidiyoruz oğlum, gidiyoruz. Ne yapıyorsun oğlum, hayırdır? Yiyeceğim. Lan ne yiyeceğim, benim payım o. Kendi önümde sandım usta. Ya şuradaki böreği kendi önünde mi sandın? Sabahtan beri yiyorum ben bunu ya. Sen de hep asabisin ha, ben sana bir çay koyayım. Lütfen bir çay koy bana ya. Kendinin günü gümletti, bizimkini de gümletecek aradan. Ne bakıyorsun oğlum dışarılara, bekleyenin mi var? Yok bir şey usta, amma yaptın sen de. Allah, vallahi geldi. Ne geldi lan? Yavaş. Yavaş abi, ne yapacağım? Bas böyle. Frene yavaş bas, çok bas böyle. Bak. Usta ne yaptın, arabayı pert ettin ya? Kafan mı güzel lan senin, araba zaten pert. İsmet'ciğim, hayırdır gülüm, bu ne? Araba usta. Nasıl kara prens? Ha? El bombası, fişek fişek rüzgar güla. Öyle deme abicim. Adamlar yine acayip bir araba yapmış. Ya seneye daha iyisini yapacaklar. Ne olacak, gidip onu da mı alacaksın? Bu işin sonu yok Ali Necat. Seneye başka bir planım var. Ne olacak? Tamam. Uzay aracı mı alacaksın? Al daha belgeseli. Ayhan, sana da bir şey söylüyoruz. Hemen gevezeliğe başlıyorsun ha. Tamam abi. Sustum. Sen de espriden anlamıyorsun. İyi peki. Bak bir şey soracağım. Sen burada şimdi benimle beraber olmaktan memnun musun? Evet. Ya
E tabii zerafet sahibisin. Nerede ne yenir ne içilir iyi biliyorsun. Akıllı adamsın da. Bir de eski dostsun işte, üzerime kaldı. Tam kendimi iyi hissetmeye başlamıştım. Yine lafı kodum, sağ ol. Biraz. Biraz. Beğendin yemeği değil mi? Güzel. Ya bak, deniz ürünleri konusunda burayı tek geçerim. Yani dünyada bundan daha iyi bir yer yok. O yüzden bu restoranı kıskanıyorum. Bilmiyorum ya, biraz böyle... Ya bırak Allah aşkına, yine oynamaya başladın ha. Kimi gördün? Kendimi iyi hissetmiyorum ya. Sürmeyi de salamıyorum. Ayhan iyi misin? Ayhan neyin var senin? İyi misin, neyin var? Ha? Ayhan neyin var? Ayhan... Bir ambulans çağırın lütfen. Call an ambulance please. Excuse me. Please. Excuse me, please. Ayhan. Ayhan, nefes alın. Call an ambulance please. Anafilaktik şok geçiriyor. Ne geçiriyor? Nefes alamıyor. Ambulans please. Ayhan. Call an please. Ambulance please. Hey, 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 ne yapıyorsun sen? Nefes aldırmaya çalışıyorum. Çek elini. Çek elini. Ya anne. Esma teyzen istediğin kanalları açmamakta haklıymış. Oğlum böyle şeyler mi izliyorsun sen? Hadi bakalım resim yap, sen bir şeyler çiz. Sen ne zaman gidiyorsun Esma abla? Bana kalsa hiç gitmeyeceğim ama çağırıyor işte. Ya gitmesem de olmaz. Doğuma az kaldı. Haklısın, haklısın. Ya bu yaramazalı çok alıştım ama nasıl olacak böyle hiç bilmiyorum. Olsun, ne yapalım? Yapacağız bir şey. Ya yavrucuğum, sen birkaç gün şöyle işlerini ayarlamaya çalış. Ben de ancak eşyalarını falan toparlarım. Ne olur kusura bakma. Yani inan, seni yarı yolda bırakmak hiç istemezdim. Biliyorum, bilmez miyim Esma abla? Ne yapalım, bakacağız çaresine artık. Hadi ben de gideyim. Oğlum, canım benim. Akşam görüşürüz anneciğim, tamam mı? Yavrum, şey. İyiyim, iyiyim. Ayağım takıldı oğlum benim. İyiyim, bir şeyim yok. Tamam. Çok teşekkürler. Korkmayın, arkadaşınız iyileşecek. Ben de geliyorum sizinle. Doktoru bilgilendirmem gerekebilir. İyisiniz, geçti. Usta ne diyorsun? İmana gelir mi bu? Yapma be usta, yani niye negatif oluyorsun? Belki yapacağız, yapılmayacak iş değil ki bu sonuçta yani. Abi hala bu hurdanın başında mısınız ya? Yapacağım ben bunu genci usta. Ne yapacaksın? Oğlum sen somur sıkmaktan acizsin, ne yapacaksın ya? Ben derken biz yapacağız. Ha bir de biz yapacağız. Deli bu ya, manyak. Oğlum bana bak, sen şimdi bu cenazeyi nereden buldun bir anlat bana. Kimin bu? Benim. Yani abimin üstüne aldık da benim arabam yani. O işi de hallettin ha? Hey Allah. Bir de para mı verdiniz oğlum siz buna? Öyle 3-5 bir şey verdik işte. Nasıl 3-5 bir şey? Sen tam bir salaksın. Abine söyle götürsün bunu hurdacıya satsın. İnşallah verdiğiniz parayı kurtarırsınız, ne diyeyim? Ya usta niye öyle söylüyorsun ya? Bu benim hayallerimin arabası. Senin hayallerine? Usta hep böyle yapıyor, bu ne ya? Allah aşkına şu genci ustayla konuş da ikna et. Bak bu araba var ya, bu araba. Biz bu arabaya dokunursak bu araba uçak olur, uçak. Hem ilk yerli uçağı da biz yapmış oluruz. Ne dersin ha? Oğlum bak saçma saçma konuşma, çakacağım şimdi. Adam haklı, bir şey biliyor da söylüyor herhalde. Bundan bir nane olmaz. Sen niye giriyorsun böyle saçma işte? Ne o surat öyle o ağza? Tamam bakarız. İşim var şimdi benim, şu an bakacağım. Yemin et ver usta, elini al. Oğlum yapma saçma saçma şeyler. Eğer bu arabayı bitirirsek ben de Nikelaj'dan heykelini konduracağım senin kaputa.
Biz bu arabayı yapacağız. Evet, aynen düşündüğüm gibi. Korkulacak bir şey yok. Şimdi doktorla konuştum, iyileşeceksiniz. Size ne diyeceğimi bilemiyorum. Resmen hayatımı kurtardınız. Durun, yormayın kendinizi. Zaten bir süre konuşurken rahatsızlık yaşayacaksınız. Yok, onun öyle bir durumu yoktur. Boğaz delikken de konuşur kendisi. Gerçi benim yapamadığımı istiridye yaptı, sesini kesti ya. Çok komiksin Ali Nejat. Ya bizi çok korkuttuğu için biz de tanışamadık sizinle. Her şey için çok teşekkürler. Ali Nejat. Naz. Kusura bakmayın. Efendim Alper. Bindin mi abla? Uçağı kaçırdım. Ne oldu? Hadi ya. Yarın mı geliyorsun o zaman? Anlatırım sonra Alper, bilmiyorum daha. Ne oldu, çabuk söyle. Aslında ateşini bir türlü düşüremiyoruz. Nasıl düşüremiyoruz? En geniş spektrumlu antibiyotiği vermedik mi? Evet abla. Kaç saat oldu? Aşağı yukarı 6. 6 saat. İyi, o zaman bir iki saat daha gözlem altında tutun. Eğer iyileşmezse yeniden haberleşiriz, tamam mı? Tamam. Ben bir eşime de haber verip geliyorum şimdi. Ben de Mert'i arayacağım. Nasıl uçağı kaçırdın? Umut'cum sakin ol, merak etme. Birkaç aksilik oldu. Ya nasıl sakin ol İlmez? Ne aksiliği, ne oluyor? Bir adam vardı, onun hayatını kurtarmak zorunda kaldım desem. Ya ne alakası var? Naz'cığım, koskoca İtalya'da tek doktor sen misin? Ne yapıyorsun sen ya? Ne yapayım Umut, bıraksaydım ölse miydi adam? Ne diyorsun Naz'la? Ne diyeyim, beni saçma saçma konuşmak zorunda bırakıyorsun. Çok Umut'cum, hani ben doktorum ya, benim görevim... He Mert, bugünkü bütün randevularımı iptal et. Mert Bey. Ama abi, römorkör teslim için kabul heyeti gelecek. Senin muhakkak orada olman lazım. Ben bu toplantıyı erteleyemem. Mert, Türkçe konuşuyorum ben değil mi? Şimdi ne diyorsam onu yap. Tamam, ben halledeceğim, tamam. Ne oldu, Ali Necat Bey toplantıya gelemiyor muymuş? Evet, kabul heyeti toplantısını erteleyin diyor. Ya heyetin onayı olmazsa alacağımız ödemeler gecikir, sıkıntıya düşeriz. Biliyorum Oğuz Bey ama Ali Necat gelemem diyor, ne yapabilirim? Adamlar İngiltere'den gelmiş, ne diyeceğiz adamlara? Şimdi gidin sonra gelin mi diyeceğiz? Ya projeyi askıya alırlarsa, Tarık Bey'e nasıl izah ederiz? Siz Tarık Bey'e neleri izah ettiniz? Bunu da edersiniz sayın finans direktörüm. Kusura bakmayın, çok işim var. Tamam hayatım, belli olunca arayacağım seni. Ben de bilmiyorum Umut. Ya bugün gece ya yarın sabah ilk bulduğum uçakla geleceğim işte. Tamam hayatım, tamam. Hadi öpüyorum seni. Haber ver bana hadi. Bay bay. Umut ne olmuş ya? Ya Naz uçağını kaçırmış. Hadi ya, ne olacak şimdi? Ya bilmiyorum, başka uçak olacak herhalde. Ben de bir eve gideyim, bir duş alayım, biraz dinleneyim. Çok yoruldum ya. Tamam kardeşim, git sen, ben buradayım. Tamam baba. Bunu aldım ben bana. Al. Hadi eyvallah. Ne bakıyorsun? Hadi be usta. Ali Nejat, iyiyim diyorum. Gidebiliriz. Ayhan. Biraz sus. Gerçekten iyiyim diyorum Ali Nejat. Gerçekten saçmalıyorsun biliyor musun? Bak geleli bir saat olmadı, neredeyse ölecektin. Sizce de burada kalması daha doğru değil mi? Bence de. Bir gün daha dinlenseniz daha iyi olur. Gördün mü? Ne gördün mü? İyiyim gerçekten ben. Tamam, ben gidip bir konuşayım isterseniz doktorla. Çok iyi olur. Pes. 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 Eller havaya yani. O derece yaptın bugün beni ya. Ya hadi be usta, Allah aşkına gel kabul et şu işi ya. Bak elimizde zaten doğru düzgün iş yok. Hem oyalanırız, zanaat körlenmez. Ver çek şu eline. Oğlum bak harbiden elimin tersiyle bir yapıştıracağım, gideceksin oturacaksın arabanın üstüne ya. Bak bak. Yapma oğlum şu yavru köpek bakışlarını. Bak alt dudağa bak. Lan tamam hadi hey dedik, girdik işe. İsot orada araba yok. Yeniden araba yapmamız lazım bizim, anladın mı? Tam da Umut Usta'nın işi bu. Vallahi usta bak, sen beni anlamak istemiyorsun. Eğer biz bu arabayı yaparsak modifiyeciler dükkanın önünde kuyruğa girecek diyorum ya, anlamıyor musun?
Artık vallahi bugün başımı ağrıttın sen benim ya. Gerçekten. Senin bu hayatta hiç hayalin olmadı mı be usta? Çık dışarı, çık dışarı. Gökçe ne haber ya? Hoş geldin. Hoş bulduk, kolay gelsin. Ha, sağ ol. Abim yok mu? Umut şimdi çıktı ya, eve gitti. Dinlenecekmiş biraz. Ay Allah ya. Ben de ona güvenmiştim. Neyse tamam, hadi görüşürüz. Bana söyleyebilirsin. Yok canım, önemli bir şey değildi zaten. Ya bana söyleyebilirsin, ben yabancı mıyım? Ya biz okuldan sonra kızlarla bir yere gidecektik de ben de işte gelip abim... Ya gerçekten hiç önemli değil. Anladım, anladım, tamam. Dur. Tamam tamam, ben hallederim, biz sonra Umut'la hesaplaşırız. Ya olur mu ki öyle? Ya niye olmasın? Al sen şunu. Al al. Ya, kusura bakma gerçekten ya. Çok ayıp oldu böyle. Yok ya, niye ayıp olsun? Sen keyfine bak. Ya, gerçekten çok teşekkür ederim. Ama annemin kulağına gitmesin, olur mu? Yani duyarsa bana demediğini bırakmaz sonra. Tamam, aramızda, aramızda. Sağ ol. Sen sağ ol. Ne sırıtıyorsun lan? Yok işte sırıtmıyorum, emtiyim böyle ki. Senin tipini... Ya çay mısın? Çay içmem, çayım var Isot, görmüyor musun? İyi bağırıyorum ki ben içerim. Bunu kullanmak ister misin? Ali Nejat. Bir kaleme bu kadar para verilir miymiş? Nazan'ım nerede? Gracias. Bakacağım şimdi ben de ona. Bu da sende kalsın. Çok konuşursan. Al. Bugün akşama aktarmalı var mı peki? Yarına? Of, bugün ve yarın uçak bileti yok diyorsunuz yani. Tamam, teşekkür ederim, sağ ol. Gerçekten çok özür dilerim. Galiba bizim yüzümüzden uçağınızı kaçırdınız. Bakın eğer izin verirseniz hemen dönmenize yardımcı olabilirim. Lütfen. Yok, önemli değil. Ben hallederim. Lütfen. Biz de sizin için bunu yapalım. Efendim, kalkış için onayı bekliyoruz. Sanırım 15 dakika içinde oradayız. İyi uçuşlar. Sağ ol. Efendim Neslihan. Ali Nejat Bey, indiniz mi? Daha kalkmadık. Biraz gecikeceğiz galiba. Şu akşamki yemeği... Sakın gelemiyorum demeyin. Bir sürü hazırlık yapıldı. Bu gece için çok uğraştım. Neslihan orada mısın? Ali Nejat Bey, ben sizi daha sonra arasam olur mu? Sanırım ablanızla ilgili ufak bir problem var gene. Ama lütfen gelmeye çalışın. Tamam. Nezam lütfen. Sonra konuşalım Oğuz. Fakat çok önemli efendim. Oğuz bir dakika. Feyza, ne yapıyorsun? Kızım, kendine gel. Yeter artık, yeter! Tamam, siz gidebilirsiniz. Feyza! Tarık Bey. Ne var Oğuz? Bekleyemez misin birkaç dakika? Efendim, Ali Nejat Bey kabul heyetiyle yapılacak toplantının iptali istemiş. Kesinlikle hiçbir şey iptal edilmeyecek. Geliyorum ben, birazdan ararım seni. Peki efendim. Feyza. Tarık Bey. Tamam, beni ilgilenir. Tamam. Tamam. Feyza, açar mısın kapıyı? Feyza, bak istersem kapıyı açabileceğimi biliyorsun. Ama senin açmanı istiyorum. Ben onu şuraya tabakların yanına koydum. Yeri orası değil ki onun.
Şey, Ayşen Hanım. Benim şu iş meselesinde bir gelişme var mı acaba? Yani kulağınıza bir şey çalındı mı? Maalesef Cahide Hanım'cığım, şu an hiçbir şey yok. Yani sizin durumunuzda da çok zor biliyorsunuz. Ne oldu? Umud'un işleri daha düzelmedi mi? Yani idare ediyorlar da. Şu Gökçe'nin okul taksitleri falan. Yani kazanamadıysa özele göndermeyecektiniz Cahide Hanım'cığım. Olmuyor işte. Naz bir taraftan koşturuyor. Yani bir taraftan siz bu hastanenizle iş arıyorsunuz. Bursu kaybetmese iyiydi de. Ben de çok kızdım ama. Umut da dükkanı yenilemiş. Ha? Olmuyor, yetişmiyor tabii. Yetişmez, nasıl yetişecek? Ne yapalım Ayşen Hanım? Yani Umut da işlerin daha iyi gitmesini istiyor da şimdilik bu kadar. İşte ben de o yüzden Umut'a belli etmeden bir şeyleri halletmeye çalışıyorum. İnsan kaldıramayacağı yükün altına girmemeli Cahide amcığım. Böyle üzülüyorsunuz sonra. Hayırdır ya? Neye üzülüyorsunuz? Ay oğlum, o ne biçim giriş? Sessiz sessiz, hırsız gibi. Hem bu saatte evde işin de senin. Yoruldum ya, geleyim uyuyayım biraz. Ne yapıyorsunuz? Naz gelecek ya, bir şeyler hazırlıyoruz. Yalnız o iş karışık biraz ya. Uçağı kaçırmış Naz. Ne? Başka uçak var mıymış? Bilet olabilmiş mi? Vallahi bilmiyorum. Arayacak da. Allah'ım ya. Görüyor musun? Anne, döktürmüşsün yine ya. Aynı tarifle ben yapıyorum. Yüzüne bakan olmuyor. Hadi ben kaçtım. Ben neden senin istediğini yapıyorum bilmiyorum. Çünkü bunun için para alıyorum. Teyze, niye böyle yapıyorsun? Yine başa mı döndük? Nereye gelmiştik ki? Benim için değişen hiçbir şey olmadı. Olmayacaktı. Evet. İlaçlarını almazsan böyle hissetmeye devam edeceksin. Teyze, niye içmiyorsun onları? Çünkü kendimi sersem gibi hissediyorum. Daha doğrusu hiçbir şey hissetmiyorum. Acımı bile hatırlayamıyorum. Başıma geleni unutup hayatıma nasıl devam edeyim? Reza, yeter artık. Bak, eğer sana yardımcı olmamı istiyorsan senin de birazcık çaba göstermen gerekiyor. Hiçbir doktorun elinde sihirli değnek yoktur. Yok, ben halimden memnunum diyorsan buradan çıkıp giderim ve bir daha da asla dönmem. Dur. Lütfen gitme. Teyze. Lütfen şu kurban duygusundan kurtul artık. Dünyada çocuğunu kaybetmiş tek anne sen değilsin. İlaçlarını alırsan işe yaradıklarını göreceksin. Hadi kalk bakalım. Biraz toparlan, aşağı inip hava alalım. İyi gelecek sana. Bir de şu üstündeki siyahlardan kurtulur musun lütfen? Benim bile içim kararıyor. Aşağıda seni bekliyorum, tamam? Bir bakabilir miyim? Aa, ben telefonumu açık bırakmışım. Kalkana kadar sorun olmuyor, merak etmeyin. Alo Umut'cum. Canım, ben şimdi uçaktayım. Umut, bir saniye, Alper arıyor. Çok acil bir şey olabilir, açmam lazım. Ararım seni. Efendim Alper? Abla, Aslı'nın durumu kötüleşti. Ateşi 41'e çıktı. Soğutucu battaniye uyguluyoruz. Ama böyle giderse daha fazla dayanamayacak. Nasıl hala düşmüyor ateş ya? Allah Allah, ne olabilir? Alper, Alper çabuk hoparlörü al. Çabuk. Doktor Hanım, sizinle görüşmek istiyorum. Hafta sonu benim bildiğim kadarıyla hava güzeldi orada. Siz bir pikniğe falan bir yere gitmiş olabilir misiniz? Evet, gittik. Alper, üzerinde bir yerde bir kene yapışmış olmalı. Bul ve çıkar onu. Çabuk, çabuk, çabuk. Alper, hadi acele.
Arıyorum abla. Buldum. Burada. Hah, tamam. Tamam, çıkar onu. Biz şimdi biniyoruz uçağa. İner inmez arayacağım seni, tamam mı? Acil bir durum yok inşallah. Umarım geç kalmamışızdır. Alo, Umut ha. Neyse ben buldum, uçaktayım şimdi, geliyorum. Efendim, kaptan kalkmak zorunda olduğumuzu söylüyor. Sırımızı kaçıracağız yoksa. Hayatım, kapamak zorundayım, uçak kalkmak üzere şimdi. İner inmez arayacağım, tamam mı? Siz buralara kadar zahmet etmeseydiniz Oğuz Bey, ben gerekeni yapardım. Yok efendim, ziyanı yok. Ben başımıza ne gelecek onu görmek. Yapmayın ama. Belki de adamlar hoşgörüyle karşılayacak. Umarım sizin kadar anlayışlı olurlar. Welcome. Hello, isn't Mr. Ali Nejat here? Something just came up and Mr. Ali Nejat... Ali Nejat is not here. Welcome. Ali Nejat burada değil ama Tarık Bey burada. Tarık Bey'i biliyorsunuzdur. Bizim şirketin kurucusu, aynı zamanda onursal üyemiz. Bu önemli günde burada olmak istedi. Çevirsene birader. Mr. Ali Nejat couldn't make it and Mr. Tarık is here. I think he's now you. And... Good to see you, gentlemen. Good to see you. How nice to see you, Mr. Tarık. Thank you. We've heard you retired. You can't retire from your own business. I personally wanted to care of an important client such as you. This way, please. Please, gentlemen. Görüyorum ki gereken izah yapılmış. A very special technology was used in this ship. Even in the toughest conditions of the northern seas, it can stabilize itself easily and make it easier to transport to oil rigs. We're looking forward to seeing it on the sea as soon as possible. I hope we will be able to see this ship in a couple of months. Right, Mr. Mack? Oh, of course. Congratulations, Mr. Tarık. It looks like you've done an amazing job. Thank you so much. It's a big pleasure for us. Thank you. Gerçekten merak etmeyin. Bak aklım sende kalmasın. Yok ya, gerçekten iyi. Sen Naz Hanım'la ilgilen. Çok zahmet verdin, teşekkür ederim. Aa, zahmet ne demek? Bu daha hiçbir şey değil. Bakın benim çok hoş bir restoranım var. Bir gece sizi oraya yemeğe davet edeceğim. Olur mu öyle şey? Ne gerek var? Aa, olmaz mı? Yani bak bunu yapmazsam gerçekten kendimi çok kötü hissedeceğim. Ya zaten zor konuşuyorum. Yani bana dil döktürmeyin. Tamam, bakarız. Söz mü? Bakarız. Bakarız. Peki. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Geçmiş olsun tekrar. Rica ederim. Buyurun. İtalya'ya iş için mi, tatil için mi gittiniz? İş için. Ben aslında çocuk doktoruyum. Aa, süper. Bir konferansta konuşmacı olarak katıldım. Bizim Ayhan da çocuk grubudur. Artık her hastalandığında gelir size. Pardon. Efendim Mert. Abi aramadın hala. Çok merak ettim. Evet, biraz yoğun gün geçirdim. Aramayı unutmuş. Ne oldu? Oğuz Bey iş güzellik etti. Tarık Bey'e haber vermiş. O geldi toplantıya. Öyle mi? Aslında bir yandan da iyi olmuş. Ama ben geldiğim zaman hallederim. Ben yokken tek başına hareket etmemesi gerektiğini anlatırım kendisine. Çok sıkıştırıyor Oğuz Bey. Daha ne kadar oyalayacağım bilmiyorum. Çok fazla soru soruyor. Ben gelene kadar gereğini yap. Ben gelince de halledeceğim. Tamam abi, tamam. Oğuz Bey, hayırdır, siz daha çıkmadınız mı?
Mert Bey, 20 senedir bu şirketteyim. Hasta olsam dahi mesai saatleri içinde ayrılmam. Ne güzel. Ne mutlu Ali Necat Bey, sizin gibi bir finans direktörü var. Bir şey mi istediniz? Bu para aktarma talebi. Size mi ait? Evet, bana ait. Ama altında Ali Necat Bey'in onayı var. Görmüşsünüzdür. Evet, gördüm. Gördüm ama bu miktarda bir parayı Tarık Bey'e danışmam gerek. Oğuz Bey, iyi misiniz? Ali Necat Bey bu şirketin yönetim kurulu başkanı. Mert Bey, ben gayet iyiyim. Ama Tarık Bey'e danışmakta fayda var. Peki. Siz bilirsiniz. Başka bir şey var mı? Çıkıyorum da. Bu konuyu bir kere daha düşünün derim. Buyurun. İyi çalışmalar. Efendim abla? Alper, Aslı'nın durumu nasıl oldu? Odaya aldık. Bilmiyorum abla, geç kaldım diye korkuyorum. Aslında benim suçum. Hiç aklıma gelmedi. Sıradan bir grip gibi düşündüm. Yok oğlum, sıkma canını. Nereden bileceksin eğer hasta kendisi söylemezse? Peki ya işe yaramazsa abla? Tamam, anlaşıldı. Geliyorum ben şimdi oraya, merak etme. Tamam. Beni müsait bir yerde indirir misiniz? Hastaneye gitmem gerekiyor da. Sorun yok, bırakırız sizi. Ama uzak şimdi. Lütfen. Hangi hastane? Koşu yolundaki devlet hastanesi. Teşekkür ederim. Sıkıntılı bir durum var galiba. Biraz vahim. Artık elimizden gelen bütün müdahaleleri yapacağız, sonra da dua edeceğiz. Bazı çocuklar çok güçlü oluyor ama. Aa! Şunlara... Bir şey olur mu ya? Aç aç aç. Beyefendi ne yapıyorsunuz siz? Doğru. Oturtmuşsunuz ki çocuk çocuğu öne. Size ne hanımefendi, avukat mısınız siz? Öyle mi? Görüyorsunuz ben avukat mıyım diyeyim. Şimdi polise haber mi veriyorum? Yürü git istedin haber. Aa, terbiyesiz bu halde nasıl konuşuyor ya? Ben böyle insanlar görmedim. Ayıp ya. Böyle düşüncesizlik görmedim ya. Oturtulur mu çocuk öne? Ya bir kaza olsa? Kusura bakmayın, ne olur ben böyle şeylere dayanamıyorum da. Özür dilerim. Çocuklar konusunda hassassınız galiba. Oldukça. Çocuğunuz var mı? Ben elinizde bir şey yapmadım. Yok. Hadi kalk doktor amcaya. Ya anne, ben doktora gitmek istemiyorum. Ama anneciğim artık büyüdün, hastaneye gitmekten korkacak yaşta. Ya anne, istemiyorum. Hadi ama hadi 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 oğlum, hadi bak. Pancar gibi yanmışsın. Bu ne? Ay, beğendim, aldım. Ne var? Parayı nereden buldun ki sen? Ya anne, önemli bir şey değil. Vardı benim biraz param. Ya bak, beni daraltma. Daraltma beni. Kızım, aklını başına al biraz. Böyle pacaralarla... Hayatım, anladım da bak, insanlar sırf sen geliyorsun diye o kadar hazırlık yapmışlar. Ayıp değil mi ya? Tamam. Tamam, hadi başlıyoruz biz. Bay bay. Ne olmuş? Hastaneye gitmesi gerekiyormuş. Buyur. Anne, hadi başlayalım biz. Hadi anne. Abla, bunları alayım mı servis tabaklarına? Acele etme. Önce bir Ali Necat Bey gelsin. Ay, şu gece hayırlısı da bir bitse. Yine bir patırtı çıkacak diye ödüm kopuyor vallahi. Sana şom ağzını açtın ya, illaki olur bir şey. Niye öyle diyorsun abla? Feyza Hanım'ın sağ solu belli mi olur? Hem hatırlamıyor musun Ali Necat bir önceki gelişini? Bunlar yine oturdular sonra. Ayşegül, yeter artık. Vallahi elindekiyle kafana bir tane vuracağım.
Tamam ben sustum. Şş. Gir. Hayırdır? Ali Necat geliyor diye mi bu hazırlık? Saçmalama Feyza. Nereden çıkarıyorsun bunları? Sadece hoş bir yemek olsun istiyorum. O kadar. Sen de yine siyahlara bürünmüşsün. Hadi çıkalım. Ben gelmesem olmaz mı? Zaten canım bir şey yemek istemiyor. Feyza, bak bunu konuşmuştuk. Bu geceyi ayarlamak için ne kadar uğraştığımı biliyorsun. Nasıl olsa sonunda senin dediğin olacak değil mi? Peki. Sakin ol ve normal davranmaya çalış. Normal. Hadi inelim. Çocuklar düşündüğümüzden daha güçlü oluyor. Beklemekten başka yapabileceğimiz bir şey yok. Ama ben güveniyorum Aslı'ya, atlatacak. Geçmiş olsun. İyi akşamlar. Alper, durumunu iki saatte bir kontrol edin. Eğer bir düzenli olmazsa da ribavirini iki katına çıkarın, tamam mı? Onun yaşındaki bir çocuğun böbrekleri için tehlikeli olmaz mı? Biliyorum da şu an yapabileceğimiz bir şey yok. Önce kızımızı kurtaralım, sonra böbreklerini düşüneceğiz artık. Anne ne olur yardım et. Ama sen de bana yardım et ki iyileşesin. Hadi. Anne ama yapmalarını istemiyorum. Acımayacak, bir şey olmayacak, söz veriyorum. Merhaba, ne oluyor burada acaba? Benim adım Naz, senin adın ne? Onun adı da Kaan. Kaan, aa ben bayılırım Kaan ismine. Kaan sen korkuyor musun birazcık bu işten? Evet, istemiyorum yapmalarını. Tabii ki haklısın, ben de olsam istemem. Ama bir de şöyle düşün, böyle küçük çok çirkin şeyler var, mikroplar. Biliyorum ben onları. Hah, işte onlar nasıl olduysa bir yolunu bulmuşlar, senin bu güzel vücuduna girmişler. Ya hayır. Hiç korkmana gerek yok, biz onları nasıl kovacağımızı çok iyi biliyoruz. Sana küçücük bir ilaç vereceğiz, onlar da hemen kaçıp gidecekler. Ama önce doğru ilacı vermek için onların nasıl mikroplar olduğunu anlamamız lazım. Yoksa bak mesela şöyle olur. Biz ilacı veririz, mikroplar da bir anda ilaç geldi deyip korkarlar. Sonra bir bakarlar ki yanlış ilaç. Acımadı ki, acımadı ki diye dans edip seni hasta etmeye devam ederler sonra. Hiç gitmezler mi? Yani giderler ama çok uzun sürer. Değer mi hiç böyle halsiz halsiz uzun uzun yatmaya? Hem sonra insanın canı çizgi film bile seyretmek istemez ya. Hmm, gerçekten mi? Hmm. Şöyle arkadaşların oyun oynarken bakarsın uzaktan. Ya hayır. Bence de işte. Minicik bir şey, söz veriyorum sana. İncecik bir iğne. Bak. Acıdı mı? Acımadı. Acıdı mı? Gerçekten mi? Gerçekten. Söz veriyorum dedim sana ya. Sen gel otur benim kocam. Sana bir şey sormam lazım Kaan. Eğer sen bana yardım etmezsen hayatta bulamam ben onu. Sen şimdi sarıl bana. Sarıl sarıl sarıl. Bak bir tane bir şey var. Şu iyilerle kötülerin hani böyle savaştığı bir tane çizgi film vardı. Neydi onun ismi? Bulamıyorum günlerdir. Uyuyamıyorum onu aramaktan. Böyle şey, bembeyaz şeyler giyiyor hani iyiler. Neydi o? Bitti bile. Sen bana cevap vermeden bitti bile. Bitti mi? Evet, bitti. Hiç acımadı ki. Acımadı ki. İlaycığım şunu da alsana. Çok teşekkür. Rica ederiz. Çok cesur bir çocuksun sen. Tıpkı düşündüğüm gibi. Hiç merak etmeyin. Korkulacak bir şey olduğunu sanmıyorum. Doktor bey de zaten tahlilin sonucunu alır almaz doğru ilacı verecek. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Görüşürüz sonra, tamam mı? İyi misiniz? Anne. Gülay, Gülay yardım çağırın çabuk. Anne. Okul nasıl Gökçe? Fena değil. Ama işte bir dönem uzayacak gibi. Benim niye haberim yok? E anne hiçbir şey belli değil, daha dur. Yeni yani. Hocayla konuşacağım, not isteyeceğim. Hani o da olmazsa artık yaz okuluna. Kızım insanların canı çıkıyor zaten okul taksitlerini ödeyelim diye. Sen de acı biraz. Anne tamam bunu konuşuruz biz sonra görüşürüz. Şimdi okumak çok kolay vallahi. Hocadan not iste, olmazsa uzat. Ay uzarsa ödeyen var nasılsa.
Ha yavrum Naz, Oğuz haliyle o zamanında böyle bitirdi okulu, ondan sonra da ihtisasını yaptı evladım. Hangi haliyle Ayşen teyzeciğim? Gökçe. Gökçe şimdi sırası değil. Niye? Ayşen teyze her canı istediğinde beni azarlarken sırası oluyor. Ben bir şey söyleyince mi sırası değil? Gökçe yeter diyorum sana. Yeter. Evladım bak. Anneciğine acımıyor musun yavrum sen? Bu yaştan sonra seni okutacağım diye kadıncağız kalkmış. Neyse işte. Yeter artık. Gökçe. Otur şuraya. Gördünüz mü Ayşen teyze? Beni yeteri kadar azarlayan var. Hiç değilse siz rahat bırakın. Olur mu? Gökçe sus! Sus! Otur yemeğini ye! Sus artık! Afiyet olsun. Kızım! Eve gidiyorum. Ben şuna bir bakayım. Ay. Ay ne dedim ben şimdi? Bunlara da laf söylenmiyor. Ben götürürüm sizi. Aşağı iniyorum. Ayşe Hanım ben götürürüm. Siz zahmet etmeyin tamam, ben götüreceğim. Siz evinize gidin lütfen. Ben gerisini halledeceğim. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Babam yok mu? Ben buradayım. Asıl sen yoksun ortalarda. Buyurun, afiyet olsun. Kaç gün sürecekti şu senin İtalya seyahati? Bazı aksilikler çıktı baba. Biraz uzun sürdü. Ne aksiliği? Tatil için gitmedin mi sen? Biraz da iş diyelim. Yani o kadar gizli işler ki bana bile söylemek istemiyorsun. Baba istersen bunları daha sonra konuşalım ha. Daha yeni geldim lütfen. Evet lütfen. Yemekte iş dışında şeyler konuşuruz. Bu masada iş dışında bir şey konuşulmaz. Öyle değil mi babacığım? Ne işler çeviriyorsun sen? Anlamadım. İtalya'dayken yönetim kurulu toplantısını ertelemişsin. Bugün de kabul eğitim toplantısına senin yerine ben gittim. Haberin var mı? Evet var. Senin için de değişiklik olur diye düşündüm. Ali Nejat, çocuk oyuncağı değil bu. Koskoca ihaleyi tehlikeye attığının farkında değilsin galiba. Ya adamlar kalkardı... O adamları buraya çağırır ağırlardık. O toplantı bir şekilde olurdu. Bir sıkıntı yok. Bu kadar basit ha? Ama ben senin ne işler çevirdiğini gayet iyi biliyorum. Çünkü aklım fikrim varsa yoksa araba sevdasında. Teyze, nereye? Tamamdır, ben ilgilenirim. Asla vazgeçmeyeceksin şu saplantından. Her zamanki gibi çok keyifli bir yemek oldu. Baba, nereye gidiyorsun? Daha seninle konuşacaklarım bitmedi. Ali Nejat! Buyurun İbrahim Bey. Sağ olun. Afiyet olsun. Karnınız dersi ben hemen bir şey hazırlayabilirim. Yok yok, hallettik o işi. Peki. Başka zaman içerim artık. Girin. Ne
Tarık Bey müsait misiniz? Çıkmadan önce sizinle konuşmak istediğim bir şey var. Buyurun oturun. Feyza'nın kendini daha iyi hissetmesi için ne kadar uğraştığımı biliyorsunuz değil mi? Ama bu gece olanlar benim bütün çabam... Ne demek istediğini anlıyorum. Ali Necat'ın da anlaması gereken çok şey var. Hiç göz yummamayacağım şeyler. Ben o konuda bir şey söyleyemem. Yalnız sizden ricam bu konuları burada. Özellikle de Feyza'nın yanında konuşmamanız. Aksi takdirde kendimi boşa uğraşmış gibi hissediyorum. Haklısın. Bundan sonra daha dikkat ederim. Sağ olun. Feyza'nın yaşadıkları yüzünden hala Ali Necat'ı mı suçluyorsunuz? Sence kimi suçlamalıyım? İyi geceler. Size de iyi geceler. Alper ne olacak bu çocuğun hali böyle? Bilmiyorum Nazlı abla. Yanlarında başka kimse yoktu. Çocuğu da ikna edemedik başka yer duymaya. Hem sen merak etme. Biz ona bakarız. Tamam. Kimseye faydası yok. Yanında mı? Yanımda. Ben sana kaç kere söyleyeceğim o çocuğu o arabaya bindirme diye. Alo? Ali Necat? Ali Necat? Alo? Barış? Ne oluyor orada? Barış, bir
aşkım. Canım. Ya biliyorum kızgınsın bana ama Allah aşkına bugün kavga etmeyelim olur mu? Çok yorgunum ben. Hem söz yerin istediğin kadar kavga ederiz ha? Pişt. Ya yok ben kavga etmek falan istemiyorum ya. Nereden çıkartıyorsun? Ben alıştım zaten senin böyle son dakika sürprizlerine. Sorun değil yani, sorun yok. Ben çok özledim seni ama. Aa. Deli, gerçekten de özledim. Biliyorum, biliyorum. Gerçekten. İyi o zaman. Ne yapayım? O ki sen benimle konuşmuyorsun. Ben de bunu bardak altlı olarak kullanırım. Ya yok artık ya. Ya versene. Ya aldın mı gerçekten? Barıştık o zaman. Hayır tabii ki. Barışmadık. Ne barışmadık? Barışmadıysak vermiyorum. Ya ver şunu. Hayır hayatta. Bana almadın mı sen? Sana aldım ama barışırsan veririm. Barıştık. Tamam bir bakayım içine, doğru kitabımı almışsın ona göre. Umut ben bugün nasıl bir gün geçirdim bir bilsen hak verirsin bana. Başıma gelmeyen kalmadı abi. Yani en son baktığımız çocuğun annesi yanımızda nöbet geçirdi dediğim sen anla. Şey ne oldu? Bu restorandaki adam. Az kalsın ölüyordu. Az kalsın. Neyse Allah'tan kurtuldum. Ben çok acıktım. Aa, Cahide anne sarma yapmış. Hı hı. Hayırdır? Bütün tabaklar dolu. Kimse bir şey yememiş. Sen tabakları aldın mı canım? Biz yedik. Annen sağ olsun bizim karnımızı bir iyice bir doyurdu yani. Böyle tatlı niyetine. Tartıştınız mı yine? Tartışmak mı? Bizim ne haddimize ya annenle tartışmak? Annen bizimle böyle birazcık konuştu ama sadece o konuştu tabii. Biz dinledik. Doyduk ama iyi oldu. Ne oldu ya? Ben de doğdum. Allah. Bana bak. Ne oluyoruz be? Ya onca yoldan geliyorum. Ölüyorum yorgunluktan. Gelir gelmez söylediğin şeye bak ya. Ne olur kendini tutsan ölürsün değil mi? Ya ne dedim ki ben? Annenin her zaman kelleri dedim. Yalan mı yani? Hala anneni diyorsun. Yapma Allah aşkına. Ben burada yatmayacağım bu gece. Ya bırak. Ya bıraksana şunları. Bana mı hava atıyorsun? Ben yatarım içeride. Yerimi biliyorum ben, merak etme. Ali Necat Bey, sizin yardımınız olmadan bu işi çözemem. Bakın siz ısrar ettiniz, ben de o yemeğe geldim. Değişen bir şey oldu mu? Ama bu kadar kolay vazgeçmemelisiniz. Bakın önümüzde doğum gününüz var. Bu ailenin bir araya gelmesi için iyi bir fırsat olabilir. Orada Feyza ile yüzleşebilirsiniz. Doğum günü kutlamak ve yüzleşmek. Hayatımdaki iki anlamsız kelime. Belki de önce sizin kendinizle yüzleşmeniz gerekiyordur. Pardon? Terapiye ihtiyacım yok. Eğer ihtiyacım olursa ararım sizi. Ben artık istemeyi olacak. Keşke... Bir de en çok keşke demek canımı sıkıyor. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. İyi geceler. Thank you.
Beynimde mi? Öyle görünüyor. Didem, her şeyden önce güçlü olacaksın biliyorsun. Sen bu hastalığı bir kere yendin, yine yenebilirsin. Tabii bir de Kaan'ı düşünmeliyiz bu arada. Beyinde olduğu için onun bakımı daha zor olabilir. İstemeden tehlikeli durumlara yol açabilirsin. Ocağı açık unutabilirsin. Bilinç kayıpları yaşayabilirsin. Zor bir tedavi süreci bekliyor bizi. Bu yüzden bir an önce Kaan'la ilgili ne yapacağına bir karar vermen gerek. Peki en kötü? Ne kadar zamanım var? Bunu şimdi konuşmayalım bence. Kusura bakma. Ben sonra tekrar gelirim. Tamam Nazım. Kaan, ne haber? Annemi bekliyorum. Öyle mi? Gördün mü bak, iyileşmişsin sen işte. Annem de iyileştirir misin? Annen de Leyla ablam iyileştirecek. İyileşecek mi? İyileşecek tabii ki. Ne çizdin sen? Göster bana da. Yalnız tedaviye başlamadan benim biraz zamana ihtiyacım var. Oğlum için. Tamam ama lütfen geç kalma. Aa. Anne. Bitti mi artık? Gidebilir miyiz? Gidebiliriz anneciğim. İyileştin mi yani şimdi? Her şey için teşekkürler. Kaan'la ilgilendiğiniz için. Olur mu hiç öyle şey? Hem ben Kaan'ı çok sevdim. Daha sonra belki daha iyi bir yerde görüşürsem. Ya kardeşim niye diretiyorsunuz? Ayda size 5-6 tane araba getireceğim diyorum. Az mı? Yani şimdi bak kardeşim, biz böyle bir işe girmek istemiyoruz ya. Yani böyle bir şey yapmak istemiyoruz biz. Mesele bu. Yani eyvallah, iyi, güzel, tamam ama istemiyoruz abi. Bak bana sorarsan sen de girme derim. Böyle ahlı, malla, para kazanmak falan bize göre değil. Biz o adamlar değiliz abi. Ya geçeceksin Umut Usta. Siz hangi devirde yaşıyorsunuz ya? Sana ne kardeşim icadan satılmış arabada? Ödeseymiş parasını lavuk. Genco Usta, herkes kendi dalgasına bakıyor ha. Siz yapmazsanız yapacak birileri bulunur. Tamam abi, tamam. Eyvallah. Sağ olasın. Çok teşekkür ederiz. Ama biz yapmayacağız yani bu işi. Sağ ol, teşekkür ederiz. Hadi yolun açık olsun. Güle güle. Hadi sen yoluna, biz yolumuza. Selametle. Hadi abi. Hadi. Hadi. Hayret bir şey. Adama ekmek veriyoruz, beğenmiyor. Kime ekmek veriyorsun lan? Kime ekmek veriyorsun? Bakayım buraya, ben sokma benim ha. Tamam, bir dakika ya, bir dakika. Ne oluyor, bir dakika ya? Kimin ekmeğini veriyorsun sen? Lan Kıvırcık. Akıllı ol ha. İsmail, çık abicim dışarı. Abi ne takışıyorsun şu herifle ya? Abi adamın dediği lafı duymuyor musun sen ya? Para mı veriyormuş, ekmek parası veriyor. Ne demek abi bu? Kim bu herif ya? Ya duymayıver. Nasıl duymayayım abi? Ne demek duymayıver? Abi biz kabul edecektik ya işi, ben sana söyleyeyim yani. Genco ne diyorsun sen ya? Allah'ını seversen ne diyorsun abi? Umut ayda 5-6 tane araba getiririm diyor abi. Yani sana ne abi icralık arabalarsa? Sen mi aldın gerçekten sahibinin elinden yani? Dünya kadar borca girdik şurada ya. Yeni makine aldık, işi büyüteceğiz dedik. 3 güne senedin günü gelecek. Tamam abi, tamam. Tamam sen takma kafana, tamam ben halledeceğim. Halledeceğim, sen düşünme, tamam mı? Halledeceğim ben ya. Ya Umut'um bu ay hallettik. Önümüzdeki ay hallettik. Ondan sonraki ay ne yapacağız abi? 3-5 tane kıytırık işte falan dönmez bu çark ya.
Adam ne güzel düzenli iş getirdi bize ya. Ne bakıyorsun abi dik dik? Ya Umut sen dalga alemindesin abi. Yazıyorsun, çiziyorsun, düşünüyorsun. Öyle bir şey yok abi. Ben gidiyorum eve akşam gözüme uyku girmiyor benim ya bu borçlar nasıl ödenecek diye. Ben miyim birader şimdi bu işin suçlusu? Ben miyim ya suçlu? Biraderim ben sana suçlusun, muçlusun falan demiyorum. Gerçeklere dön ya. Biraz gerçeklere dön. Ne yapacağız? Ne yapacağız abi? Çok kötü patatese mi alacağız biz burada? Bak ben sana söyleyeyim Umut. Ha, eyvallah abi tamam ben döneyim abi hemen gerçeklere. Ne yapıyorsun? Dön, hiç gerçeklere. Ne yapıyorsun? Bırak tamam. Ya bırak abi bırak. Dokunma bak çok fena kalbini kırarım ben. Doğru söylüyorsun. Benim hayal kurmak neyi mi anlasını satayım? Bana mı kaldı parayla yapmak? Böyle işe. Ay ne kadar olay olmuş, ne kadar büyütmüşler. Ay yeter artık evladım yani. Ay ne kadar alıngan insanlar. Ben bir şey yapmadım, ben hiçbir şey söylemeyecek miyiz? Hani biz kendi halimize bıraksan olmaz mı? Evladım seni kendi haline bıraktım, gittin tamirciyle evlendim. Ondan sonra da hamile haline okumaya kalktım. Okudum ya anneciğim. Okudum ben bitirdim ya. Ben okuduğum için Umut okulunu bırakmak zorunda kaldı, hatırlıyor musun? Mutsuz, görüyorum ben. Hiçbir şey söylemiyor ama mutsuz işte. O da mutsuz, ondan çok şey bekleyen ailesi de mutsuz. Bir de sen üzerlerine gitme ne olursun anne. Görmüyor musun? Ben çok arada kalıyorum. Yapma bana bunu. Biz de sıradan şeyler yüzünden kavga edelim. Olmaz mı? Hani olur ya, çorbamı nereye koydun, salatayı niye sen yapmadın falan gibi şeyler. Benim kendi annemin yarattığı gerginliklerden dolayı değil. Sen buraya beni azarlamaya mı çağırdın? Kalsın. Anne nereye? Biraz da bana hassasiyet göstersen diyorum Naz. Ha? Ben de mutsuzum. Hoş geldiniz efendim. Bana hemen Ali Necat, Mert ve Oğuz'u çağır. Baş üstüne efendim. Ben bu meseleyi Tarık Bey'le konuşacağım demedim mi? Benden habersiz para aktarma onayını nasıl alırsınız ya? Oğuz Bey sakin olun lütfen. Nasıl sakin olayım kardeşim? Kim verdi bu onayı? Tansiyonunuz çıkacak ama. Ben verdim. Oğuz Bey ben bu şirketin yönetim kurulu başkanıyım. Ne zamandan beri benim verdiğim kararları sorguluyorsunuz? Şimdi verdiğim talimatın gereğini yapın. Akşama kadar para hesabı aktarılmış olsun. Tarık Bey geldiler. Sizi odasında bekliyor. Acil olduğunu söylememi istedi. Anlaşıldı mı? Evet efendim. Güzel. Sizleri de bekliyor efendim. Geçin oturun. Dün gece yarım kalan konuşmayı tamamlamaya geldiğimi tahmin etmişsindir sanırım. Sizin de burada bulunmanızı istedim. Çünkü anladığım kadarıyla siz de bu işin içindesiniz. Şimdi kulaklarınızı iyice açıp hepiniz duyun. Ve bundan sonra bu iş bir daha açılmamak üzere kapansın. Bugün yalnız Türkiye'nin değil, dünyanın sayılı gemilerini yapan tersanelerinden birine sahibiz. Daha doğrusu ben işi Ali Necat'a bırakana dek öyleydi. Doğru mu Ali Necat? Hala öyle baba. Hatta daha da büyüdük efendim. Evet efendim, çok şükür. Demek ki emekli olmakla çok isabetli davranmışım. Ama ben bunun hep böyle devam etmesini istiyorum. Devam etmeyeceğini mi düşünüyorsun yoksa? Yakında teslim edilecek bir geminin kabul toplantısı sırasında birden ortadan yok oluverirsen ne düşünmeliyim? Baba bu iş o kadar... Abi tamam tamam. Bir sorun çıkmadı. Bir kere herkes bildiği işi yapacak. Mesela ben dünyadaki en güçlü, en hızlı gemileri yapıyorum. Şimdi birisi çıkıp bu işi yapmaya kalkışsa sorarım size. Karşımda ne kadar şansı olur söyler misiniz bana? Dünyada ne kadar çok otomobil yapan firma var sanırım biliyorsunuz. Belki de en acımasız rekabetin yaşandığı sektör.
Tutku birisi çıkıp yeni bir marka çıkaracağım dese herhalde gülerler ona. O kadar kolay mı bu iş? Sandığın kadar zor değil. Ben dünyanın en pahalı arabasını satın alacak kadar zengin olabilirim. Ama araba yapacak kadar zengin değilim. Bunu sakın aklından çıkarma. Bizim yaptığımız iş belli ve bunun dışına çıkılmayacak. Madem benim kararlarıma saygı duymayacaktın baba, neden beni bu şirketin başına geçirdin o zaman? Bu kadar saçma sapan bir hayalin peşinden koşacağını hiç düşünememiştim doğrusu. Yani benim kendi başıma karar verme hakkım yok hala. Elbette var. Kendi iş alanımızda istediğin gibi hareket edebilirsin. Bu iş de benim bildiğim iş baba. Sen de göreceksin. Yeter! Yeter artık! Bir daha bu araba meselesini asla ve asla duymak istemiyorum. Şimdi hepinizin önünde söylüyorum. Eğer varsa böyle bir gücün ve kendine ait bir şirketin, bu istediğini yap. Sen yönetiyor olabilirsin. Ama bu şirket hala benim. Seni de başına ben getirdim ve istediğim zaman seni de oradan indirmesini de bilirim. İzninizle. Esen Hanım bağlar mısın? Peki. Efendim? Nesrin Hanım hattı efendim. Efendim? Selam. Düşündüm de şu geçen gece söylediğin doğum günü kutlama meselesi. Aslında hiç fena fikir değil. Doğum gününüzü kutlamaya mı karar verdiniz? Çok sevindim. Neden olmasın? Belki beklenmedik şeylere yol açabilir. Çok iyi düşünmüşsünüz. Yalnız senden bir yardım istiyorum. Şu organizasyonla ilgilenebilir misin? Tabii, seve seve. Tam olarak ne yapmamı istiyorsunuz? Oldukça ses getirecek bir kutlama olsun istiyorum. Mesela medya kuruluşlarına haber verelim. İş adamları, sanatçılar, aklına kim geliyorsa. Madem böyle bir şeye kalkışıyoruz, mükemmel olsun değil mi? Tamamdır. Ben elimden gelen her şeyi yapacağım. Sekreterim Pelin sana yardımcı olur. O zaman ben hemen hazırlıklara başlıyorum. Teşekkürler. Ali Nejat Bey, doğum gününü kutlamaya karar vermiş. Üstelik organizasyonu da benim yapmamı istiyor. Gitmeyeceğim anneciğim. Yaşasın. Bundan sonra hep birlikte olacağız. Alo. Alo. Alo, kimsin? Allah Allah. Gelin gelin gelin. Gelin gelin. Hey hey, gelin gelin, takip edin. Gelin.
fikrim ya. Nasıl yani, senin haberin yok mu? Çok güzel olmuş. Güzel olmuş da. Üç, iki, bir buçuk, bir bitti. Geçti. Ayhan Bey. Size nasıl teşekkür edeceğimi düşünürken birden aklıma bu geldi. Umarım beğenmişsinizdir. Nasıl buldunuz? Beğenmek ne kelime, bayıldım. Görmediniz mi çocuklar ne kadar mutlu oldu? Böyle yazları eskiden animatörlük falan yapardık gençken. Anlaşıldı şimdi. Yalnız bana öyle bir teşekkür ettiniz ki bundan sonra benim size teşekkür etmem gerekecek. Bir şey rica edeceğim. Bu sizi bizi bir tarafa bıraksak ne dersin? Anlaştık. İkincisi de teşekkür faslarınız bitmedi. Sana daha önce bahsetmiştim, benim harika bir mekanım var demiştim. Seni oraya bu gece yemeğe davet ediyorum. Yok canım, olur mu öyle şey? Lütfen hiç zahmet etme. Ama hazırlıklar başladı, sonra bir palyaço çok üzülür. Çok üzülür. Üzülsün mü bak? Ne? Bir de küçük hediye. Hayır. Umarım gerekmez. Tabii ki ama bana uğur getirecek. Hep bunu taşıyacağım. Çok teşekkür ederim. Niye böyle yapıyorsun? Gel işte hadi sen de benimle. Ya kızım sıkılırım ben orada. Tanımam etmem adamı, ne işim var? Adam ikimizi birlikte davet etti Umut, hadi gel işte. Ya Genco'yla buluşmam lazım diyorum. Çocukla aramız kötü, bir konuşalım edelim. Tabii Genco'yu hiç görmüyorsun, buluşman lazım tabii ne ki. Ne alakası var ya? Uf hadi Umut ne olur, mızıkçılık ya, yapma bak işte. Bir şey diyeceğim, sen git güzel güzel takıl işte, tamam. Üf iyi peki. Görüşürüz. Gerçekten mi? Şaka yapıyorsun herhalde. Sen ne dedin? Yok artık. Kızım bak bu herif senin başına bela açar ha. Hey, benden demesi yani. Kızım yeter, kapat artık şu telefonu. Ne diyorsun anne, ne? Telefonu diyorum, telefonu. Yarım saati geçti yavrum. Merve, ben seni arayacağım tamam mı? Tamam tamam, hadi kapat. Hadi öptüm. Bu evde telefonla konuşmak da mı yasak artık? Konuşmak yasak değil tabii kızım. Ama yarım saattir ipe sapa gelmez şeyler konuşuyorsunuz. Yok o bunu giymiş, şu şunu söylemiş. Yazık günah evladım. Son faturan ne geldi biliyor musun? Ne geldi? 110 lira. Ne yapayım? Ne yapayım anne, sen mi ödüyorsun sanki? Abin ödüyor yavrum. Abim ödüyor anne. Biz hesaplaştık ya abimle. Hani sevgili kayınvalidesine hiçbir şey diyemediği için beni azarlayıp durdu ya. Sen ne ara bu kadar vicdansız oldun acaba? Oldum anne. Oldum. Niye oldum biliyor musun? Çünkü bıktım. Her şeyi böyle ucu ucuna yaşamaya çalışmaktan bıktım. Kızlar bir yere çağırır, ben gelemem. İşim var benim. Yok konsere çağırırlar, ben hasta olurum. Ne yapalım kızım? Bizim gücümüz anca bu kadarına yetişiyor. Beğenmiyorsan kendine başka aile bul. Keşke öyle bir şansım olsa. Nankör. Morty. Bugün kusura bakma, fazla üstüne geldim senin ya. Yok abi, ne alakası var? Sen kusura bakmasın, affedersin. Ya Umut, ben bilmiyor muyum bu herifi ya?
Kenan'ı ben bilmiyorum. Doğru diyorsun yani, uğraşılmaz, iş yapılmaz. Ama işte ne bileyim abi, hayırlısı ya, boş ver. Ya bak ne diyeceğim ya. Sen haklısın aslında, biliyor musun? Vallahi bak. Ara abi sen bu herifi. Kimen? Kenan'ı ara, gelsin. Gelsin oturalım konuşalım abi. Yok tamam canım, sabah olsun bir dükkana gidelim konuşuruz ya, boş ver. Mutlu olun vallahi diyorum ya, vallahi ara gelsin abi adam. Ara gelsin ya. Sarhoş muhabbetini yapma bana ya. Ara adamı. Gelsin herif. Neyse konuşalım abi mevzuyu. Alo Kenan. Ben Umut. Ha. Kusura bakma ya bugün için. Böyle bir tatsız olay oldu falan. Eyvallah. Ya bak ne diyeceğim. Biz şimdi Genco Usta ile bizim dükkanın arkasında bir meyhane var. Oraya geldik. Bir gel de bir konuşalım ya. Ha. Buradayız. Oturuyoruz. Hadi. Eyvallah kardeşim, gelirim. Ne kadar şık, ne kadar keyifli bir yer burası. Teşekkür ederim. Kendimi en iyi hissettiğim yer burası. Belli ki her parçayı da çok özel seçmişsiniz. Evet. Evladım nerede kaldın zamanında, getirsene şunları. Başlangıçlar ve salata. Tabii bir de servis bana ait. Size katılabilir miyim? Tabii ki. Buyurun. Gerisini ayağın yaptı. Benim boyumu aşar zaten. Evet. Gel. Artık başlayabiliriz. Hoş geldin. Ne iyi ettin de geldin. Seni burada ağırlamaktan çok memnunum. Bizi böyle bir gecede Naz Hanım'la bir araya getiren kaderimi geçmek istiyorum. Çok mahcup oldum. Teşekkür ederim. Başlangıçlar Ali Necat'a ait. Onun için biraz dikkatli ye. Yani ya da az yesin, öyle değil mi? Çok yemesin. Gerek kalem yok. Geliyor yine. Bakalım nasılmış? Çok güzel. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Bak benim yemeklerimde beğenenler var. Ben de test etmek istiyorum o zaman. Buyurun. Anlaştık mı Umut Usta? Anlaştık. Tamam işte, siz arabaları getireceksiniz, biz halledeceğiz falan. Anlaştık abi, tamamdır. Hayırlı uğurlu olsun o zaman. Hem daha bu başlangıç. Ben size ileride daha çok araba getireceğim. Güzel para kazanacağız. İşte ne mutlu bize. Bakar mısın? Sen de ister misin biraz? Teşekkürler. Tamam. Bence senin bir kedin var. Muhtemelen de dişi. Uzun tüylü. Evet, böyle tarif ettiğin gibi kedim var. Uzun tüylü ve sarı bir kedi. Dişi de. Ya aslında boşandığım karıma ait. Kadın gidince kedi bana kaldı. Ben de sokağa atamadım. Bir dakika ya. Nereden biliyorsun sen bunları? Büyücü falan mısın? Ay yok canım. Elinizdeki o noktalar, gözünüzdeki nemlenme bir tür alerjiye işaret aslında. Ve genellikle de uzun tüylü dişi kedisi olanlarda görülür. Ah canına ya, ne yapacağım peki? Sepetli mi kediyi, atayım mı dışarıya? Yok canım, olur mu öyle şey? Yazık. Bir alerji doktoruna görünürsünüz, basit bir ilaçla çözülür. Siz de kedinizle mutlu mesut yaşamaya devam edersiniz. Çok güzelmiş. Peki, biraz daha ister misin? Yok, teşekkür ederim. Sabah çok erken hastanede olmam gerekiyor. Ama sana özel hazırladığım bir kahve var. Bunu ikram etmek istiyorum. Gitmeden bunu mutlaka iç. Tamam. 5 dakika sonra gelirim. Siz öyle diyorsanız. Tamam. Benim için söyleyebileceğim bir şeyler var mı? Ne gibi? Yani Ayana söylediğin gibi. Gözle görülür bir şey. Evet. Dünyanın başka hiçbir yerinde bu kahve içilmez. Aa. Ali Necat, sen de düşündün ben. Dünyanın en güzel kahvesi. Teşekkür ederim. Bırakayım mı seni eve kadar? Yok oğlum, ne bırakması ya? Geleyim istiyorsan. Sakın ha bak. Lütfen hemen. Tamam. Can ben kendim. Seni çok seviyorum, öpüyorum. Ben de seni seviyorum, çok öpüyorum. Yarın görüşürüz, kendine iyi bak.
Hadi gidince ara beni. Tamam, tamam. Çok teşekkürler, güzel bir geceydi. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Naz Hanım. Pazar günü benim doğum günüm var. Ha. Yani aslında yıllar sonra ilk defa böyle bir kutlamaya karar verdim. Bir davet veriyorum, gelirsen sevinirim. Ben bir eşimle de konuşurum. Eğer programımız yoksa neden olmasın, seve seve geliriz. Tamam, süper. İyi akşamlar. Hoş geldin aşkım. Nasıldı geceniz? Sen iyi değilsin. Dur ben sana hemen bir kahve yapar, ayıltırım şimdi. Kimdi o seni eve bırakan adam? Sana bahsetmiştim ya, İtalya'da hastalanan adamın arkadaşı işte. Sen madem bizi gördün, neden gelip selam vermedin? Niye gelip selam vereceğim ben ya? Hem adamın arkadaşının ne işi var Yemet? Adamın arkadaşı çağırmış, gelmiş Umut. Neden çağırdın mı deseydin? Evet. Ha sen ciddisin. Nasıl? Evet ciddiyim. Niye geliyor kardeşim adam? Hem ne oluyoruz öyle özel arabalarla bırakmalar falan? Uçakla bırakmak, özel arabayla bırak. Yarın ne, adamın yatıyla tatile mi gideceksiniz siz? Ne bu rahatlık ya? Umut Bey, adamlar seni de davet etti. Gelseydin o zaman yemeğe. Niye geleceğim kardeşim ben tanımadığım adamla yemeğe? Niye geleyim? Hayret bir şey ya. Kapıdan çıktık. Adam da dedi ki ben sizi bırakayım. Ben de tamam dedim. Taksi yoktu o anda. Geldim. Ne var bunda Umut? Ara beni. Ben geleyim alayım seni. Sen neden biniyorsun tanımadığın adamın arabasına bilmem nesine? Böyle bir şey var mı ya? Evli barklı kadınsın kardeşim sen. Sen bana nasıl bir kadın olduğumu öğretemezsin, tamam mı? Şu an ne dediğinin farkında değilsin. Sarhoşsun sen. Bu söylediklerinin hiçbirini unutmayacağım ama ben yarın. Haberin olsun. İyi unutma. Unutma. Yaz bir kenara. Sabah da beni bulursan hatırlatırsın bana. Unutmayacakmış hiçbir şeyi. Ben de bu akşam gördüklerimi unutmayacağım. Hadi bakayım. Alo. Alo, kimsin sen? Alo. Baba. Anne, niye ağlıyorsun?
Umut. Umut. Genco. Abi sen yine burada mı sabahladın ya? Genco. Donmadın mı abi? Genco dur dur. Dur ne olursun dur. Yavaş konuş ne olur. Yavaş konuşuyorum dedin. Oh, işte daha bana öyle gelmiyor abi. Ama usta koltuk nasıl? Evindeki yatağı aratmıyor değil mi? Doğru söyle bak. Acayip esnek yaylı full ortopedik. İsot. İsot. O zaman ben sana gideyim bir soda alayım. Ayrılınca konuşacağız bu mevzuları tamam. Ne yaptın lan kızı? Vallahi hatırlamıyorum. Yani hatırlıyorum da. Hatırlamak istemiyorum ya. Hasar ne? Derin pişmanlık. Güle güle. Allah'a emanet ol. Baba. Baba. Baba lütfen dinle beni ne olursun. Babacığım. Baba. Babacığım. Benim dedem mi anne o? Dedem ya. Baba. Git buradan. Biliyorum bana çok kızgınsın ama dinlemek zorundasın. Sana yani. Git dedim buradan. Gözüm görmesin seni. Baba. Baba. Ya sen ne yüzle çıkıyorsun benim karşıma ha? Ben de binebilir miyim? Kal. Al onu da defol buradan. Biraz merhametli olsun. Beni tanıdığım herkese rezil ettin. Senin yüzünden şu kapıdan dışarı adım atamaz oldum. Şimdi geçmişsin karşıma merhamet dileniyorsun. Yıkıl karşımdan. Seninle konuşacak hiçbir şeyim yok benim. Tamam ne dersen haklısın. Çok üzüldüm sen. Beni affetmeni beklemiyorum. Ama kendim için bir şey istemeyeceğim senden. Kaan senin torunun. Yardımına muhtaç. Bir tane torunum var bak orada. Baba sana yalvarırım. O daha küçük çocuk onun hiçbir günahı yok. Yeter artık. Onu peydalarken aklın neredeydi? Şimdi beni başıma atıp gidecek misin? Ben ölüyorum baba. Vaktim kalmadı benim. Ne olur onun sahibi çıksan. Hı? Sen benim için yıllar önce öldün. Al şu veli zinanı defol git bu evden. Sinan gel yavrum buraya. Gel buraya gel diyeceğim. Hadi içeri yavrum. Hadi. Kaan. Hadi gel. Anne baban sana neden kızdı? Bunları da atmıyoruz kardeşim. Burada emek var. Bunlar değerli şeyler. Laf çarpıyoruz falan ama bunları ütüle bakayım. Elbet bir gün bir kıymet bilen çıkar. Neyse. Şimdi Nazlı'nla gidip bir güzel özür diliyorsun abi. Zorlaştırma. Ne kadar çabuk özür dilerse o kadar iyi. Zorlaştırma yani. Evet. Denize atlar gibi. Böyle birdenbire bırakıveriyorsun kendini. En sevdiği çiçeği biliyorsun. Hı. Kır. Ne? Kır. Kır ne lan? Kır çiçeği işte. Kır çiçeği. Beni çok seviyorsun. Çok seviyorsun beni. Çok asabımı bozdum biliyorsun değil mi? Biliyorum özür dilerim. Tamam özür dilerim yani. Özür dilerim. Bir daha değil içmek. Kolonya bile sürmeyeceğim. Vallahi ya. Sen kocaman dev bir şebeksin biliyor musun? Şebek iyi. Şebek çok tatlı. Öküzüm ben öküz. Hı hı. Ayıyım. Odunum böyle. Odun. Evet.
Evet, hep sizin. Ama bak sana çiçek aldım. Evet, neyse ki çiçeklerin güzelmiş. Güzel de kokuyor. Affet beni, sarıl kocana. Ya sarılsana kocana. Gel gel Alper. Yalnız olduğunu sanıyordum, affedersin. Abi, hoş geldin. Ne haber? İyi abi. Ha, abla bu sana geldi. Hı. Ben servisteyim. Görüşürüz. Tamam. Abi görüşürüz. İnanmayacaksın, şaka gibi. Ali Necat Bey'in doğum günü davetiyesi. Gitmiyoruz tabii ki de. Hadi kavga edelim. Ne dersin? Yok canım, ne kavga edelim? Bir şey diyeyim mi? Bence kesin gidelim. Neden ki? Gidelim ya, bak üstüne ne yazıyor? Naz Özer ve eşi. Kim eşi? Ben. Ve ben gitmek istiyorum. Gidelim. Ciddi misin sen? Gidelim ya. Hem bu öküzlüğümü affettiririm ben sana. Sarıl kocana. Niye sarılayım kocana? Ya sarıl kocana. Kocan seni zengin adamların doğum gününe götürecek. Sarıl. Oğlum biraz müzik dinlesen tamam mı anneciğim? Birkaç dakika bekleyebilir misiniz? Ali Necat. Beni hatırladın mı? Hamile misin? Evet. Evet. Bizim bir çocuğumuz var. Ali Necat. Bak ben de buraya çok zor geldim. Meraklı değilim seninle konuşmaya. Ama yapabilecek başka hiçbir çarem kalmadı. Çünkü ben ölüyorum ve çok hastayım. Ve bu çocuk ortada kalacak. Kimsem yok başka. Lütfen ona sahip çık. O konuyu yıllar önce hallettiğimizi hatırlıyorum. Halledemedim. Yapamadım, aldıramadım. Olmadı. Aldığın parayı ne yaptın? Ne parası ya? Ne parası ya? Hadi ablacığım gel. Gel ablacığım sen. Hamile misin? Evet. Ne yapmamı bekliyorsun? Bilmeni istedim sadece. Seninle evleneceğimi falan düşünmüyorsun değil mi? Aramızda bir şeyler yaşanmış olabilir. Bu konuyu nasıl halledeceğini biliyorsun bunu. Biliyorsun değil mi? Cevap verecek misin? Bak seni mağdur etmem, merak etme. Ne gerekiyorsa yaparız. Hadi asma suratını. Olabilir, sorun yok. Değil mi? Aşağıda Oğuz Bey var. İn ona yanına. Seninle ilgilenecektir. Oğuz Bey, yanınıza bir kız geliyor şimdi. Merhaba. Merhaba. Ben hesabımdaki bütün parayı çekmek istiyorum. Tabii. 8.725 lira. Tamam, hepsini çekeceğim. Ne kadar çok paramız var. Zenginliyiz yani biz şimdi anne. Evet, çok zenginiz anneciğimiz. Peki ne yapacağız? Sen ne istersen onu yapacağız. Gerçekten mi? Gerçekten.
istediğim kadar hamburger yiyebilir miyim? Yiyebilirsin. Ama bundan sonra çok sık abur cubur yemek yok, tamam mı? Söz ver bana. Ama niye vereyim ki? Zaten almazsın. Olsun. Sen yine de söz ver bana, tamam mı? Tamam. Buyurun. İyi misiniz? İyiyim, iyiyim. Hadi anneciğim. Peki başka ne yapacağız? Ne istersen onu yapacağız. Sinema. Tamam. Oyun parkı. O da tamam. Diyorsunuz, yaptığımız harcamaya değmiş mi? Estağfurullah, ne haddime. Ali Necat Bey'in doğum günü şerefine elbette yapılacak da benim endişem başka. Ne gibi? Anlamıyorsunuz değil mi? Bence Tarık Bey'e kulak verin. Ne de olsa büyük tecrübe. Kulak vermediğimizi nereden çıkarıyorsunuz? Ya. Yapmayın Allah aşkına. Yapmayın, birbirimizi kandırmayalım ha. Eğer bu araba işi muvaffak olmazsa, hele de başka işlere zarar verirse, işte o zaman vay halimize. Ben Tarık Bey'i biraz tanıyorsam eğer, ortalığı birbirine katar. O zaman ne siz kalırsınız, ne de ben. Hatta Ali Necat bile. Ali Necat Bey. Ama siz hiç merak etmeyin. Muvaffak olacak. Kusura bakmayın, benim yapmam gereken işler var. Eğer acıktıysanız garsonları göndereyim, garnitürlerden başlayabilirsiniz. Bakın, simetrik olacak. Bunu tam tabağın karşısına. Thank you.
Sağ ol canım. Nereye gideceğiz? Gidince görürüz. Ayhan Bey. Hoş geldiniz. İyi akşamlar, nasılsınız? Teşekkür ederim. Ali Necat Bey. Hoş geldin. Hoş bulduk merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba Neslihan. Nasılsın? Memnun oldum. Umut. Anne niye geldik biz buraya? Gel buraya. Neden bindik bu arabaya anne? Anneciğim, bak şimdi dinle beni, tamam mı? Seninle bir oyun oynayacağız. Oyun mu? Seninle saklambaç oynayacağız. Sen bu arabada saklanacaksın ve ne olursa olsun çıkmayacaksın, tamam mı? Peki kimden saklanacağım? Herkesten. Seni kimse bulamayacak ve böylece oyunu biz kazanacağız, tamam mı? Peki sen nereye saklanacaksın? Ben içeriye saklanacağım. Burası daha güvenli senin için. Ve böylece oyunu herkesle yeneceğiz. Yenelim. Yenelim. Ben seni çok seviyorum, tamam mı? Yani çok acıkıyorsun. Sana uğur getirir. Hadi bay bay. Bay bay. Sevgili dostlarım, benim için kalabalık önünde bir şeyler söyleyebilmek gerçekten kolay değil. O yüzden merak etmeyin, uzun bir konuşma olmayacak. Uzun konuşmalar sıkar beni her şeyden önce. Beni tanıyanlar bilir. Doğum günü kutlamak gerçekten bana göre bir şey değil. Ama benim için bu gece özel ve önemli bir gece olacak. Senin oğlun olduğum için çok şanslıyım baba. Bu hayatta pek çok kimsenin sahip olamayacağı birçok şey verdin bana. Ama belki de öğrettiğin en değerli şey ne olursa olsun hayallerinden vazgeçmemek oldu. Kimsenin inanmadığı bir hayale gece gündüz çalışarak nasıl sahip olduğunu senden az dinlemedim. İşte bir zamanlar tıpkı senin yaptığın gibi ben de hayallerimin peşinden koşmaya karar verdim. En büyük hayalim ya da saplantım, ne derseniz deyin artık, otomobiller olmuştur. Ben de kendi doğum günümde kendime bir hediye vermeye karar verdim. Karas Şirketler Grubu otomotiv sektöründe faaliyet gösterme kararı almıştır arkadaşlar. Bu güzel haberi sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Ali Necat. Benim de sana bir doğum günü hediyem var.
Kaan senin oğlun. Doğum günü kutlu olsun. Gitmek istedim ve gittim. Aynı gökyüzünde ayrıydı güneşin. Söyle bari iyi misin? Burası soğuk, soğuk odalar. Yoksun ne yarar? Örtünsem kat kat yorganlar aman soğuk, soğuk olanlar. Vurdum dibe kadar halimden yalnız uyuyanlar anlar. Soğuk, soğuk odalar.